Herkese selamlar. Mula Sıskoçman Üniversitesi Yapay Zeka Anabilim Dalı ile yine karşınızdayız. Aslında bunu ben hem Anabilim Dalı'nın bir öğretim üyesi olarak hem de aynı zamanda da bir Metaverse araştırma grubu kurduk. Aynı zamanda blok zincir araştırma grubumuz var. İşte Senem Hocalar'la diyelim ki turizm üzerine zaten teknoloji çalışıyoruz. Birçok alanda çalışıyoruz. Aslında ben bugün mümkün oldukça az konuşup Senem Hoca'ya aktarmak istiyorum. Kendisini anlatacaktır. Ben gerçekten çok şaşırıyorum bu kadar teknolojiye hakim olmasına. Verdiği bugün örneklerle her geçen gün yeni şeyleri kurcalıyor, yeni şeyler buluyor. Çok güzel bir sunum olacağını düşünüyorum. Hocam sahne sizin. Çok teşekkür ederim. Öncelikle bütün yapay zeka anabilim dalı öğretim üyeleri ve öğrencilerine ve bugün merak edip yapay zekayı gelen herkese hoş geldiniz. Şimdi bizim burada özellikle üzerinde durduğumuz konuların başında ortak bir fikrimiz var. O da merakımız. Hepimiz esasında merakımız dolayısıyla buraya geldik ve bir merak içindeyiz. Ve her şey bir merakla başladı. Benim de teknoloji olan merakım esasında farklı kılan sadece. Enis hocamla bir yola çıkışımızın nedeni de merak. Ben merak ediyordum ve o merakım sonucunda gittim kendisini buldum. Ve tanıştık. Ondan sonra da çok güzel projelere, çok güzel çalışmalara imza atmaya başladık. Ben çok kısaca kendimden bahsedeyim. Turizme çocukluk yıllarımda seyahat ederken başladım. Çünkü turizm benim için o kadar özel bir, nasıl diyeyim, özel bir anlayış, özel bir dünyaydı ki o dünyanın içerisinde olmayı çok istedim. Onun için üniversitede, Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde turizm ve otel işletmeciliği okudum. Otellerde çalıştım, seyahat acentalarında çalıştım. Sonra arkasından yüksek lisansımı yapmaya karar verdim ve İngiltere'ye gittim. University of Surrey'de turizm işletmeciliği yüksek lisansımı yaptım. Sonra geri dönüp kendi şirketimi kurdum. Seyahat acentamı açtım. Uzunca bir süre seyahat acentamı işlettikten sonra doktoramı yapıp, tekrar İngiltere'ye dönüp doktoramı yapıp University of Surrey'de turizm girişimciliği üzerine arkasından da akademik hayata başladım. Bu en önemli dönemim 97 ve 2003 dönemleri değil. Neden en önemli dönem? Çünkü siz internetin içine doğdunuz, tam o yıllarda doğanlar. Ben ve benim yaşıtım olan kişiler ise o yıllarda bunu yaşadı. Yani ortaya çıkışını yaşadı, gelişmesini yaşadı. İlk gününden sonraki günlerine kadar olan bu değişimi biz yaşadık. Bilfiil gördük. Her gün yeni bir şeyin keşfedildiğini gördük. 94-95 yıllarında üniversiteye ilk bilgisayarlar geldiğinde ve laboratuvarlar kurulduğunda aynen DOS sistemlerini bildiğimiz yıllar bunlar kesinlikle Eda Hocam. Öyle bir noktaya geldik ki biz o gelişirken onun içinde yaşadık. Geliştikten sonra değil, gelişirken yaşadık. İşte o dönemde ben biraz da sanıyorum babamdan dolayı çok şanslıydım. Babam teknolojiyi çok seviyordu ve sürekli takip ediyordu. O takip ettiği için biz de takip ediyorduk. Eve bilgisayar gelmişti. Ben bilgisayarda bir şeyler yapmayı öğrenmiştim. Üniversitede öğrendiydim. Sonrasında da devam etmiştik. 99 yılında internet patlaması yaşandı. 99 yılında internet patlaması yaşandığı yılda ben İngiltere'de yüksek lisansımı yapıyordum. Onun arkasından geri döndükten sonra internet benim için, yani bilgi ve iletişim teknolojileri benim şirketimin odak noktası oldu. Çünkü internet sayesinde başka ülkelerle bağlantı kurabiliyordum, başka ülkelerle iletişim kurabiliyordum ve hızlı bir şekilde yapabiliyordum bunu. Günlerce mektuplarla vesairelerle beklemek zorunda kalmıyorduk. Bunun arkasından uzunca bir, biz o dönemin ICQ çocuklarıyız. Herkes bunu çok iyi bilir zaten. ICQ çocuğu dendiğinde. ICQ'larla iletişim kurardık biz o zamanlar.
Onun arkasından İngiltere'ye geri döndüğüm zaman doktoramı yaparken çalışmam da gerekiyordu aynı zamanda. Biraz da teknolojinin de merakıyla birlikte lastminute.com'da çalıştım. Brent Huberman tarafından kurulmuş kesinlikle o dönemin en önemli teknoloji tur operatörü veyahut da teknolojik online seyahat acentası olan yerdeydim. Ve ondan sonra oradaki gelişmeler, arkasından diğer teknolojik gelişmeler, turizm dünyasındaki gelişmelerden hiç kopmadım. Teknolojiyi çok seviyorum. Teknolojiyle birlikte yaşamayı çok seviyorum. Teknolojiyi kullanmayı seviyorum her şeyden önce. O yüzden de bugün sizlerle birlikte güzel bir yapay zeka sohbeti yapacağız. Bu sohbetimizin ana temelinde turizm ve yapay zekanın nerede birleştiği var. Şimdi herkes buradaki yapay zekayı çok 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 iyi tanıyor. Ama sadece tanımayanlar da olabilir aramızda. Yapay zekayla üç tane mihenk taşı, bana göre mihenk taşı olarak nitelendirdiğim üç tane taştan bahsedeceğim size. Bu taşların başında Alan Turing geliyor. Herkes tarafından biliniyor ki Alan Turing bilgisayar mühendisliğinde, özellikle yapay zekada mühendis olarak çok önemli çalışmalar yapmış ve en önemli katkıları da 1935 yılından sonra başladı. Şimdi 1935 yılı bizim için çok önemli bir tarih. Biraz sonra tam olarak ne demek istediğimi de anlatacağım size. 1935 yılında Alan Turing araştırmalarına başladığında, bakın yapay zeka araştırmalarına başladığında özellikle üzerinde durduğu konuların başında limitsiz hafıza vardı. Yani limitsiz bir hafıza üzerine çalışıyordu. Hafızanın sembolden sembole ileri geri gidişleriyle ilgili çalışmalar yürütüyordu. Bunun arkasından, bu dönemin hemen arkasından Turing testi ortaya çıktı. Bunun da tam tarihi 1950. Yani 35 yılında başlanılmış olan çalışmalar 50 yılına kadar devam etti. Bu çok önemli bir tarih çünkü bize şunu anlatıyor. Hiçbir şey bir günde çıkmadı. Her şey çok uzun yıllar çalışmanın eseri ve uzun yılların sonucunda ortaya çıktı. 1950 yılına geldiğimiz zaman bizim için her şey değişmeye başladı. Neden? Çünkü Turing testi bilgisayar biliminde çok önemli. Özellikle de akıllılık, zekalık konusunda çok önemli bir taş olarak karşımıza çıktı. 1955 yılına geldiğimiz zaman ise ilk defa yapay zeka kelimesini kullanmaya başladık. Yani John McCarthy bize AI'yı kazandırdı. Artificial Intelligence bizim hayatımıza girdi. Şimdi burada duralım. Yani 1935 ile 1955 arasındaki o dönemde çok önemli bir gelişme daha vardı. Ama biri Amerika'daydı, biri Rusya'daydı. O dönemdeki iletişimler ve yaşanan siyasi, politik ve birçok etkiden dolayı esasında kopuk gibi durmasına rağmen şimdi size anlattıktan sonra ne kadar bağlantılı olduğunu anlayacaksınız. 1938 ve 46 esasında altın çağ olarak nitelendirilir. Bilgisayar diliminde, teknolojinin gelişmesinde, altyapıların oluşmasında çok önemli bir çağ olarak karşımıza çıkıyor. Bu çağda Rusya'da 1946 yılında, yani bir tarafta Amerika'da gelişmeler gerçekleşirken 1946 yılında Rusya'da bir bilim insanı adı Genrich Solovich Alşuler. Kendisi Rus bilim adamıydı.
Ve bu Rus bilim adamı çok önemli bir buluşa imza attı. 1946 yılında askerliğini yapmak üzere Patent Enstitüsü'nde askerlik görevini yerine getirdi Rusya'da. Ve çok ciddi bir buluş ortaya çıkardı. Çünkü patentleri inceliyordu. O kadar çok patent inceledi ki, bu patentleri inceledikçe bir süre sonra bir şeylerin farkına varmaya başladı. Ve farkına vardığı noktada dedi ki, bir dakika, her bir problem bir çözüm getiriyor. Her yeni bir, Einstein'ın söylediği gibi, her yeni bir çözüm yeni bir problemin de başlangıcı oluyor. O zaman bütün geçmişte olan patentlere bakmamız lazım, incelememiz lazım dediler. Ve o dönemde arkadaşlarıyla birlikte bunun çalışmasını yapmaya başladı ama Stalin tarafından hapse atıldı. Çok enteresan bir hikayesi var. Okumanızı kesinlikle tavsiye ederim. Hani şu an bunu bütün detaylarıyla anlatmam mümkün değil ama özellikle hapiste geçirdiği dönemde yaşadıkları ondan sonraki sürecin daha da farklılaşmasının neden oldu. Hapisten çıktıktan sonra Kazakistan'a gitti. Bakü'de yaşamını sürdürmeye başladı. Bakü'de yaşamını sürdürürken işte ilk adımını attı. O ilk adımın adı da TRIZ. Yani yaratıcı problem çözme teorisi. Altshuler ve arkadaşları tam 3 milyon patenti incelediler. Ve 3 milyon patenti inceledikten sonra her bir problemin, spesifik problemin soyutlandıktan sonra tipik bir problem olduğunu, yani bir çelişki olduğunu, bu çelişkinin 40 prensibi olabileceğini, bunun tipik bir çözüm ile somutlanarak spesifik bir çözüme dönebileceğini buldular ve buna da yaratıcı problem çözme teorisi dediler. Şu an size anlattığım TRIZ'in oluşumu, TRIZ'in ortaya çıkışı esasında neyi size hatırlatıyor? Bu bir yapay zekaydı. Onlar yapay zekada oluşturdukları şeyi insanlarla birçok veriyi yıllarca biriktirerek belli bir noktaya getirdiler. Ve TRIZ'in prensiplerini ve çelişkilerini oluşturdular. TRIZ'le ilgili daha çok detaylı bilgiye bakabilirsiniz. Çok özel ve güzel bir konudur. Ben çok severim. Eminim ileride birçoğunuzun da yaratıcı problem çözme konusunda yardımcı olabilir. Şimdi bu çerçevede baktığımız zaman esasında neyi görüyoruz? Bir tarafta Amerika'da çalışmalar gerçekleşirken bir tarafta Rusya'da da bu çalışmalar devam etti. Ama herkes farklı bir yerden çalışmalarını yürüttü. İşte orada şuna geliyoruz zaten. Herkesin özellikle yapay zekada hangi görevi almak istiyor? Siz hangi problemi görüyorsunuz ve hangi görevi almak istiyorsunuz? Bu noktada bir sonraki adıma geliyoruz zaten. En çok özellikle de dikkat çeken noktalardan bir tanesi yapay zekada ilerlemelerdeki başarılar. Yani her ilerlememizde, her bir başarıda biz neye döndük? Aa, bu işe yarıyor dedik. İşte bu başarıların en başında 1966 yılında Eliza geliyor. Yani Eliza ilk chatbot dediğimiz sistemin örneğidir. Şimdi Eliza'ya baktığımız zaman Eliza bizim için chat robots. Yani robotla sohbet edebildiğiniz ilk örnek olarak karşımıza çıktı. Sonra arkasından yapay zeka kışı dediğimiz bir dönem girdi. Hemen onun arkasından bizim hayatımıza Deep Blue geldi. Aynen öyleyiz hocam. Ve 2011 yılında
Ki artık sizler onun içine doğdunuz dediğim de orası. 2011 yılında Siri hayatımızdaydı. Siri ile birlikte hemen arkasından Alexa geldi. Alexa'dan sonra AlphaGo geldi. Ve şimdi artık yüzlerce chatbot hayatımıza girmiş bir vaziyette. Peki bu yapay zekada turizm nerede birleşti? Esasında biz bu botlardan çok daha önce bizim hayatımıza girdi. Çünkü biz 1950 yılından beridir ICT yani Information Technology Communication kullanıyoruz. Bunun ilk örneğini Sabre tarafından ortaya atılmıştı. Bu da bizim bütün dünyadaki otellerle, restoranlarla, araba, hava yolu ve minimum diğer turizm tedarikçileriyle iletişim kurmamızı sağlayan bir ağdır. İşte bu ağ 1950 yılından itibaren bizim hep hayatımızda vardı. Bu arkasından 1960 ve 70'li yıllarda Apollo ve Galileo sistemlerine döndü. Hemen arkasından Amadeus hayatımıza girdi. Bu isimler turizmde okuyanlar için hiç yabancı değildir. Bunlar bizim hep rezervasyon sistemlerimiz, yani merkezi rezervasyon sistemlerimizde kullandığımız ağların isimleriydi. Biz her şeye merkezi başladık, sonra arkasından merkezsizleştirdik. Şimdi de dağıtık sisteme geçiyoruz ki yaklaşık bir 10 dakika sonra orada Enis hocamla birlikte size blok zincirinden bahsediyor olacağız. Bu dönemde yani Apollo'ların, Galileo'nun ve Amadeus'un rezervasyon sistemleri bizim hayatımıza girdiği dönemde artık internet daha da hızlanmaya başlamıştı. Bu tamamen kapalı bir sistemdi. Turizmcilerin kullandığı kapalı bir sistemdi. Ben o zamanları hatırlıyorum. Bir yere gitmek istediğim zaman Amadeus'a girilerek veya Galileo'ya girilerek dünyanın her yerindeki rezervasyon inventörüsüne bakabiliyorduk. Ben dolu mu koltuk, boş mu koltuk, yemek var mı, içecek var mı, özel bir ihtiyacımız var mı, bütün bunları sistem üzerinden gerçekleştirebiliyorduk. Ben bu arada o dönemlerde Galileo öğrenmiştim. Sanıyorum kodlamaya da çok yatkın olmamın en büyük nedeni Galileo'yu biliyor olmam diye nitelendiriyorum açıkçası. Onun arkasında merkezi rezervasyon sistemlerinin gelişmesiyle birlikte bunlar sadece seyahat acentecilerinin, sadece tur operatörlerinin kullanabildiği sistemlerdi. Ama daha sonra internet hayatımıza girdikten sonra ve e-ticaret hayatımıza girip 99 yılından sonra online seyahat acenteciliği girince artık herkese açılan özel sistemler olmaya başladılar. Ve çok önemli bir şey girdi hayatımıza. Dinamik fiyatlandırma. Dinamik fiyatlandırma dediğimiz zaman işte yapay zeka hemen arka planda bizim hayatımıza girdiği nokta oldu. Biz çok uzun zamandır bu dinamik fiyatlandırmayı kullanıyoruz ama son kullanıcıya gitmedi. Turizmcilerde kaldı. Turizmciler bunları çok uzun zamandır kullanıyorlar. Ama son kullanıcı bir süredir, 2008-9 yılından beridir sık bir şekilde kullanmaya başladılar. Peki bu dönemde bu gelişmelerin haricinde sadece rezervasyon sistemleriyle olmadı. Onun arkasından artık yapay zeka turizmde farklı kullanım alanları bulmaya başladı. Bu farklı kullanım alanlarının başında müşteri-misafir ilişkileri geldi. Buna birazdan geri geleceğim. O yüzden çok fazla chatbot'ta kalmayacağım. Birazdan konuşacağız onu. Hemen onun arkasından fiyatlandırma bizim için çok önemliydi. Fiyatlar üzerine dinamik fiyatlandırmadan fiyat takip sisteminden fiyat tahmin sistemine kadar çok fazla yapay zeka ile ilgili çalışmalar yürütüyordu. Bunun yanında en önemli noktalardan bir tanesi fraud detection dediğimiz hani
sahtekarlığı bulma konusunda da ciddi yardım aldık. Havalimanlarında özellikle güvenlik açısından yüz tanıma sistemleri geliştirildi yapay zeka ile ve veri analizleri, veri süreçleri, verileri analiz ederek verilerden karar verebilmeyi başardık. Eğer bugün bize veriler destinasyonun artık talep görmediğini gösterdiğinde otomatikman tur operatörü operasyonunu oradan alıp başka bir yere aktardı. Çok hızlı kararlar verilebilmesini sağladı bu süreler içerisinde. Bununla bitti mi? Hayır, sürekli olarak geliştirilmeye devam etti. Özellikle 2010 yılından sonra yapay zeka ile ilgili turizmde daha neler yapılabilir sorusu soruldukça çok güzel örnekler oluşmaya başladı. Fiyat tahmin bunun en büyük yerini aldı. Gene söylüyorum, dinamik fiyatlandırma ile birlikte fiyat tahmin en büyük yerini aldı. İmajlarla tahminler yürütme, yüz tanıma, imaj tanıma, özellikle de imaj tanıma bagaj, bavul sistemlerinin gelişmesinde yardımcı oldu. Özellikle ücretlendirmenin, yani size en ucuz ücreti verebilecek olan sistemlerin geliştirilmesinde yardımcı oldu. Aynı zamanda bir kişinin iptal etme durumunu da tahmin edebilmeyi başardık. Bu bizim için çok önemli bir noktaydı. Çünkü iptaller bizim için bir parça hem karlılıkta hem zararda hem başka konularda çifte rezervasyon konusunda bize faydalı bilgiler verebildi. En önemli konuya geldik ki bu en önemli konu da gene chatbotlarla alakalı. Biz iki şekilde turistlerle bir arada olabiliriz. Özellikle de Eda Hocam da burada. Rehber eşliğinde ya da rehbersiz. Şimdi rehber eşliğinde seyahat ettiyseniz onun tadını çok iyi bilirsiniz. Rehbersiz gezmek çok fazla sorumluluk getirir. Ama rehberle gezdiğiniz zaman hem bilgilenirsiniz, hem rahat olursunuz, hep soru soracağınız birisi vardır yanınızda. Rehber sizin esasında oradaki ikinci zekanızdır. İşte biz rehber bölümünü veyahut da asistan bölümünü veyahut da misafir ilişkileri bölümünü biraz daha otomasyonla yapay zekaya aktarabildiğimizi gördük. Aktarabildiğimizi gördüğümüz andan itibaren de bunu daha sık kullanmaya başladık. Ve denildi ki esasında beklenen buymuş, talep edilen buymuş, beklenen ve talep edilen bu olduğu için bu alanda hızlıca gelişmeler yaşanmaya başlandı. İşte o zaman Facebook üzerinden birçok firma, özellikle de Skyscanner artık size kendi şeyini, chat botunu vermeye başladı. Ne vermeye başladı size? Her sorunuza cevap vermeye başladı. Bugün hava nasıl? Önemli değil sizin için. Ama bugün uçağım saatinde kalkacak mı? Veyahut da bana rezervasyon yap. Bugün uçak, kaç tane uçak var? Size çok rahat bir şekilde ulaşmak istediğiniz bilgiye ulaşmanızı sağlayacak olan bir asistan görevi görmeye başladı. O yüzden chatbotlar bizim için önemli bir yere sahip olmaya başladı. Bu süre içerisinde daha neler olmaya başladı? Biz ya kişisel, biraz önce söylediğim gibi, bireysel kişilerin ihtiyaçlarına yönelik hizmetleri karşılayabilmek için kişiselleştirilmiş sistemler vermeye başladık yapay zeka ile. Veyahut da sohbet sistemleri, yani yine asistanlık sistemlerini vermeye başladık. Veyahut da tavsiye sistemleri, hangi restoran daha iyidir,
hangi şehre gitmek istersiniz, sizin isteklerinize, zevklerinize uygun hangi şehir daha uygundur, hangi seyahat yöntemi daha uygundur gibi tavsiyelerde bulunmaya başladık. Ve en önemlisi tabii ki tahmin yöntemlerini kullandık ve artık son zamanlarda ön plana çıkmaya başlayan dil kullanmaya başladık. Yani language translation dediğimiz dilimizin farklı bir dile hızlı bir şekilde tercümesini yaptığımız sistemler kullanmaya başladık. Bu bize neyi getirdi? Turist ile işletmenin veya destinasyonun arasındaki diyaloğu daha fazla güçlendirmemizi sağladı. O yüzden önümüzdeki süreçlerde kesinlikle asistanlık, yani seyahat asistanlığı, seyahat üzerine yapılacak olan işlemlerde biz bunu talep etmeye devam edeceğiz. Yapay zekada olmasına chatbotlar daha da ilerleyecek, daha da güzel bir noktaya gelecek. Kesinlikle robotlar olduğu kadar yüz yüze tercih edilecektir. Bir noktaya kadar hala tercih edilecektir. Ama tabii ki robotlar tercih olmaya başlayacak bir noktadan sonra. Özellikle uçaklar, hava yolları, havalimanları çok sık kullanacak. Restoranlar bunu çok kullanmaya başlayacak. Restoranlarda ciddi bir kullanım alanı oluşacak. Ve bir süre sonra da biz özellikle misafir ne isteri belirleyebilmek için yapay zekada veri ve veri analitiği kullanmaya başlayacağız. İşte bu noktada en önemli sorulardan bir tanesi, biz blok zincirini ve yapay zekayı nasıl birleştireceğiz? O merkeziyetsizlik ve merkezlik nerede buluşacak? Onu da Enis Hocam'la birlikte devam edelim. Teşekkür Hocam ederim burada mısın? hocam. Buradayım tabii ki. Ben bir yandan da gelenleri, bir misafirlerimizi ağırlıyorum. Hani ben de turizmci, yavaştan böyle fahri turizmci olarak, değil Evet. mi? Evet. Misafirlerimiz sonuç olarak. Aynen Burada öyle. nasıl yardımcı olabilirim? Yapay zekanız konuşuyor. Direkt şu an o görevi gördünüz siz. Direkt hospitality, Hospitality. misafirperverliğimizi yaptınız. Yani açıkçası hani şimdi biz Senem Hocam'la çok güzel anlaşıyoruz, çok güzel çalışıyoruz ama Senem Hocam çok daha fütürist, çok daha her şey oldu diye anlatıyor. Ben biraz daha mühendisim. Yani diyorum ki daha çok yolumuz var, daha çok yapılacak işimiz var. Ama bu beni heyecanlandırıyor. Aslında aynı şeyden söz ediyoruz. Tabii zorluklar var. Öğrencilerim çok bilir zaten. Ben challenge kelimesini çok severim. Bunlar üzerine çalışmak gerekiyor. Yani yapay zekanın çok fazla daha gelişmesi gereken alanlar var. İşte bu explainable AI dediğimiz ne yaptın? Mesela arka tarafta yapay zeka çalışıyor ama nasıl çalışıyor? Ya da işte ethical tarafları, işte buradaki dikkat etmemiz gereken şeyler. İşte bu hep insanoğlunun şöyle bir durum var. Yani İnsanoğlu çok ön yargılı, biased. Yani sonuç olarak hepimizin ön yargılarımız var. Biz mümkün oldukça hani ne bileyim aydın olmaya çalışan insanlar olarak bu ön yargıları biraz daha geride bırakmaya çalışıyoruz. Ama biz bile birçok ön yargılara sahibiz. Oluşturduğumuz yapay zekalarda bir yapay zekayı veriyle beslemeniz gerekiyor. Halen bu ön yargılara sahip. Ve bu ön yargıları temizlemek için de çok şey yapmamız gerekiyor. Buralarda çok ciddi yapılması gereken şeyler var. Ve ben her zaman blok zincirini aslında yapay zekayı kontrol edebilecek, ne yaptığını denetleyebilecek bir mekanizma olarak da düşünüyorum. Tabii ki blok zincirin başka alanları da var ama hani yapay zeka ve blok zinciri dediğimiz zaman mesela yapay zeka blok zincirindeki sıkıntıları çözmek için kullanabilir. Biz burada şey diyoruz AI for blockchain ya da blockchain for AI kısmında da gerçekte yapay zeka yapması gerekeni yapıyor mu? Nasıl yapıyoru takip etmemiz mümkün. Ona kesinlikle katılıyorum. Burada konuşmamın başında söylediğim belki en önemli noktalardan bir tanesi, hangi görevi alacağız? Hepimizin bir görevi olması gerekiyor. Kimimiz geliştirici olacağız, kimimiz kullanıcı olacağız,
kimimiz yaratıcı olacağız. Burada önemli olan herkesin bir rol alarak buradaki değişikliği yapmaya devam etmesi. Eğer Alan Turing Amerika'da çalışmayı yapmasaydı, Altshuler Rusya'da çalışmalarını yapmasaydı, hem de birbirlerinden tamamen kopuk bir şekilde, ikisinin muhteşem birleşimini yıllar sonra biz burada konuşmuyor olacaktık. Şu anda büyük ihtimalle bir yerlerde birileri bir çalışmalar yapıyorlar. Bizim gibi farklı disiplinlerde, farklı alanlarda çalışmaların daha sıklıkla yürütülmesi lazım. Çünkü en güzel yanı ne? Benim düşünemediğim bir şeyi o kadar güzel siz düşünüyorsunuz, o kadar güzel yorumluyorsunuz ki belki de görmediğiniz başka bir şeyi de ben sizinle birlikte paylaşabiliyorum. Kesinlikle hocam. Bu multidisipliner çalışmanın güzel taraflarından bir tanesi. Zaten bu yaptığımız son sunumlarda da hep bunu vurgulamaya çalışıyoruz. Yapay zeka ana bilim dalı olarak disiplin arası çalışmanın hep önemine zaten multidisipliner bir ana bilim dalı. Aynı zamanda da bunu hep vurguluyoruz. Çok değişik şeyler var. Yani mesela ben şunu gözlemliyorum. Nereden beslendiğimiz çok önemli. Aslında dediğim gibi birbirimizden beslenip çok daha verimli şeyler oluşturabiliriz. Hiç kimse tek başına bir şey yapamaz. Onu hani yeterince bir yere gidemez. Hani hep benim sunumlarımda da söz ettiğim gibi işte çok hızlı olabilirsiniz belki tek başınıza ama uzağa gidemezsiniz. Bu bir Afrika atasözüymüş. Aynı şekilde bakıyoruz ki mesela İngiltere benim çok ilgimi çekiyor. Çünkü bu Alan Turing'in nasıl bir ortamdan beslendiği, buralarda nasıl bunları geliştirdiği, bizim de benzer ortamlar oluşturmamız gerekiyor. Ama bunu ortamlar oluştururken ne yazık ki öyle fiziksel ortamlara sahip değiliz belki ama artık Metaverse belki de bizim sanal ortamımız olabilir. Birbirimizden daha iyi beslenebileceğimiz. Belki Metaverse'de çeşitli üniversiteler kuracağız, çeşitli yapılar kuracağız. Ve bir şekilde öncelikle birbirimizi dinlemeyi öğrenip, araştırıp ve biraz da hayal etmemiz lazım. O açıdan da hani mühendisken biraz hayal kısmı biraz eksik kalabiliyor. O yüzden o kısmımı da çok türpülememeye çalışıyorum ama hayal etmemiz ve farklı bir dünya için çalışıyor olmamız lazım. Mesela ben şeyi çok her zaman sunumlarımda da hep örnek olarak veririm. İşte Elon Musk işte diyelim ki bir tır yapmaya istediğinde kesinlikle yönetmeliğe göre yapmıyor. Yani eğer yönetmeliğe göre yaparsa çünkü aynı tır yapacak. Halbuki daha farklı bir şey yapıp yönetmeliği değiştirmeyi hedefliyor. Bir de bu açıdan bakmamız gerekiyor. Yoksa hani biz şu an birçok şeyden söz ediyor olabiliriz mesela. Kripto paraların şu an bir ödeme aracı olarak kullanılmadığından da söz edebiliriz Türkiye'de. Ama eninde sonunda ödeme aracı olarak kullanılacak. Yani biz eğer ödeme aracı değil diye bunları çalışmazsak da bir anlamı yok. O yüzden biz biraz daha geleceği görmeliyiz diye düşünüyorum. Yani benim de hayallerimden bir tanesi belki de bir yıl veya iki yıl sonra tekrar bu konuşmaları şu an konuşuyoruz. Şu an farkındalığımızı artırıyoruz. Şu an geçmişi irdeliyoruz. Nereden geldik, ne yapabiliriz'i konuşuyoruz. Ama bir iki yıl sonra biz bu kullanım alanlarına bunu ekledik diyebilmeyi çok istiyorum ben de. Yapacağımız çalışmalarda ben şu gözle görmüyorum açıkçası. Fiyatlandırmada kullanılıyor. Hayır. O fiyatlandırmada kullanıldığı ispatlanmış. Evet, fiyatlandırmada kullanılıyor. Ama peki bunun haricinde nerede kullanabiliriz? Bunun haricinde nerede işe yarayabilir? Bugün kalkıp hep konuştuğumuz bir şey. Biz turist olarak kişisel dokunuşu çok severiz. Kişisel katkıyı çok severiz. Kişisel katkının olmadığı bir yerde çok aşırı otomasyon bize o dokunuşları vermiyor ise o zaman nasıl turist memnuniyetini kazandıracağız? Evet. Yani burada buyurun pardon. Özür dilerim. İki gün önce oyunlaştırmayla ilgili bir şeyimiz vardı, etkinliğimiz vardı biliyorsunuz Gamze ile birlikte yaptık ve Gamze şeyin sonunda şu soruyu sordu, katılımcıların hepsi de bu arada Z kuşağı ki hepsi de oyunlaştırmayı çok seviyor, oyununu çok seviyor. Size tatilinizi oyunlaştırırsanız tatile gider misiniz dedik. Cevap hayır oldu. İlginçmiş. İnanılmaz ilginç geldi. Yani biz zannettik ki hayır dediler, oyun oyunda oynanır, tatilde oyun oynanmaz, rekabet yapılmaz, tatil o.
Tatilde hiçbir şey yapılmaz. Tatilde keyif yapılır. Ama şimdi şöyle bir şey var. Yani Gamze çok daha güzel anlatacaktır. Farklı farklı müşteri tipleri var. Size hep farklı bir müşteri tipi gelmiş herhalde. Ben de bayağı turizmci oldum ha bu arada. Bence de. Ben Bana ne mesela kadar... yani kimisi yaymayı çok sever, kimisi benim gibi dağa tırmanır falan yani. Hani sonuç olarak Ne kadar severseniz sevin, hani en sonunda bütün turizmin kökeninde bir rahatlama, bir bulunduğunuz yerden başka bir ortama gitme vardır. Her zaman yapmadığınız şeyi yapmaya çalışma vardır. Çünkü bunları düşündüğünüz zaman bir şeyleri de aşırıya kaçtığımız takdirde karşımızdaki kişilerin memnuniyetsizliğine de dönebilir. Buna da çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü biz günün sonunda ne olursa olsun, demin de dediğim gibi rehberliği seviyoruz. Bize birilerinin bir şeyleri anlatmasını, bize birilerinin bir şeylere yol göstermesini seviyoruz. Hatta o kadar çok seviyoruz ki Antalya'da bir büfenin üzerine yol sormak 1 lira diye yazmışlardı. Ama belki de avatarlar bu işi yapacak. Bilmiyorum ki. Yani Şimdi belki de gelecekte. orada onu dikkatli seçmemiz lazım. Yani neyi onlara bırakacağız, neyi onlara bırakmayacağız? Burada birlikte konuşmamız gerekiyor. Bir araya gelip biz turizmciler olarak, siz mühendisler olarak bir araya geleceğiz ve diyeceğiz ki, aa, bak burada kişisel dokunuş çok önemlidir. Kişisel dokunuş istenir. Evet. Resepsiyonlarda robotların bir türlü başarılı olamama nedenlerinin altında da bu yatıyor ne yazık ki. Yani burada da aynı şey geçerli. Şu an biz hocalıktan çıkalım, bizim yerimize chatbot koyalım. Ve Yani öğrenci projesiyle ilgili her şeyi chatbot'a sorsun. bir süre sonra sormayacaktır. Yani mesela bende de şey var. Mesela bilmiyorum, ben otelleri çok sevmiyorum muhtemelen. Daha çok böyle pansiyonları falan filan seviyorum. Mesela hep bana soğuk gelmiştir. Pansiyon biraz daha sıcak gelmiştir. Ama ekonomik de şimdi böyle herkes pansiyona gidince bu sefer daha pahalı hale geldi. O da saçma bu arada. Yani hayır, Arz normalde 5 yıldızlı bir talepten otelden daha pahalı oluyor mesela. Yani öyle evet. ilginç bir dünya da var. Bu arada şeyden de söz etmek istiyorum. Yani hani demin söz ettiniz onunla, onu değinmek istiyordum. Çok fazla bilgi sistemi var. Mesela bir otele baktığınızda farklı farklı firmalardan almış ve bunlar ne yazık ki entegre değil. Bunlar da çok ciddi reformların yapılması lazım. Bunu hep söylüyoruz ama bunlar kolay işler değil. Ve bir şekilde insanlar bağımlı hale gelmişler. O ürünlere bağımlı hale gelmişler ve o ürünlerden kurtulmaları da çok kolay olmuyor. Ve burada mesela veri tutuluyor. Bu verinin güvenliği ve mahremiyeti sağlanamıyor. Mesela çok büyük otellerde çok ciddi güvenlik ihlallerinin olduğunu duyuyoruz. Buralarda çok ciddi sıkıntılar var. Biraz daha bu verilerin blok zincirinde tutulduğu, insanın ya da işte misafirin diyelim işte, bu misafirin kendi verisine hakim olduğu, demin de söz ettiğiniz gibi mesela bu sene benim modum böyle deyip mesela kendisinin isteklerini belki bir yapay zekaya söylediği ve yapay zekaya bana bir şey, bana bir tatil bul, bana bir tatil öner. Bak benim modum böyle. Böyle bir sene geçirdim. İşte Covid de geçti. Tamam, eskiden şöyle bir şeyler yapıyordum dediğinde belki de bir öneri yapacak sistemlerin ve arkasında da güvenliğini, mahremiyetini sağlayacak sistemlerin olması gerekecek. Tabii ki mesela blok zincirin çok mantıklı çalıştığı yerler var. Değil mi? Bunu daha önceden sizlerle de çalıştık. Belki işte bunun TÜBİTAK projelerini de yapacağız. İşte tedarik zinciri gibi. İşte kimlik kontrolü gibi belli alanları var ki hani oralarda çok ciddi fark yaratacaktır. Yani güvenliği sağlama konusunda blok zinciri bize çok büyük bir avantaj sağlayacak. Çünkü bazı konularda kitle hareketleri yapıyoruz biz. Kitle hareketi yapmak demek bir anda 1 milyon, 2 milyon kişi bir yerden başka bir noktaya gidiyor. Bu kadar insanı taşımak, yerleştirmek, seyahat ettirmek hiç kolay bir şey değil. Ve bunların güvenliğini sağlamak da o yüzden çok önemli. İşte blok zinciri büyük ihtimalle orada devreye girecektir zaten. Bunun yanı sıra özellikle üzerinde durmamız gereken bir konu da sanıyorum şimdi tam söylediğiniz üzerine. Biz turizmde karşımızdaki kişinin ne istediğini, ne beklediğini bilmek istiyoruz. Ama bu da o kadar zor bir şey ki.
Şimdi biraz önceki söylediğinize küçük bir örnek vereceğim. Seyahat acentesinde çalışıyorum last minute'te. Bir telefon geldi. Ve bana dedi ki 500 pound bütçem var. Beni 15 gün çok rahat edeceğim, çok keyif alacağım, çok seveceğim bir yere yolla. Büyük kaptım. Ya bendim yapay zeka orada. Ben her şeyi bilmek zorundayım orada. Bütün dünya coğrafyasını bilmem gerekiyor. Onu bütün fiyatları bilmem gerekiyor. Bütün onun sevebileceğin şeyleri tahmin etmem gerekiyor. İşte karşımdaki kişiye sorular sormam gerekiyor. Onun neyi sevdiğini bulmam gerekiyor ve ona tavsiyelerde bulunmam gerekiyor. Ve biz öyle çalışıyorduk yıllar boyunca. Şimdi kolaylaştı işlerimiz. Yani burada yapay zeka bize sadece kolaylık getirdi. Ama bu kolaylıkta tabii turizmcilerin bu şeyini değiştirdi. Beyin algoritmasını değiştirdi. Ben bunu şeye benzetiyorum. Hep örnek veriyorlar beyin çalışmalarında bunu. Yapay zekada da vardır eminim. İngiltere'nin taksi şoförleri. Bir araştırma yapılmış. İngiltere'deki taksi şoförleri üzerine yapılmış. Onların ön loblarının çok gelişmiş olduğunu bulmuşlar. Çünkü o kadar zorlu bir sınava girmek zorundaymışlar ki. İngiltere'nin bütün sokaklarını, restoranlarını, otellerini, her şeylerini bilmek zorundaymışlar. Dünyanın en zor sınavı diyorlar zaten. Ve bu sınava hazırlanırlarken yıllar geçiyormuş. Yıllarca hazırlanırlarmış buna. Şimdi ben bakıyorum eski halimize. Biz dünya coğrafyasını bilirdik. Biz bütün tarihi eserleri bilirdik. Sorduğunuz zaman Paris'teki bütün her yeri biliyorsunuz. Avrupa'daki bütün her yeri biliyorsunuz. Amerika'yı biliyorsunuz. Saat farklarını biliyorsunuz. Bilmek zorundasınız zaten. Çünkü diyor ki misafiriniz, ben sabahleyin saat 3'te bineceğim, kaçta varacağım? Hatta vardığı yerdeki lokal saati uyarmak zorundasınız. Yoksa kendi saatiyle hareket edip uçağı kaçırır. Bütün bunların hepsi seyahat acentesi, tur operatörünün elindeydi, kontrolündeydi. Şimdi ne oluyor? Şimdi sağ olsun Siri sizin yaptığınız bu görevi görüyor. Sizin yerinize saatinizi ayarlıyor, sizin yerinize dönüp işte o jet lag'dan kurtulmanız için çeşitli tavsiyelerde bulunuyor. Çok farklı şeyler yapabiliyorlar. Sadece işimizi kolaylaştırdı. Ama bu demek değildir ki hala daha bir kişi telefon açıp eğer turizmciyseniz ben Muğla'ya geliyorum hangi otelde kalayım diye sormayacak. Soruyorlar. Bize soruyorlar. Bize bile Sor soruyorlar. Bize bile soruyorlar. Hani sonuç olarak siz turizmcisiniz yani. Muğla'da kaç tane otel var? Muğla'da kaç tane restoran var? Muğla'da kaç tane koy var? Mesela bana soruyorlar hangi koya gidelim? Ha diyorum peki bir saniye. Bir düşünelim bakalım. O zaman karşınızdaki kişiyi tanımaya yöneliyorsunuz. Nereden hoşlanır? Neyi sever? Nereye gitmekten hoşlanır? Ona göre ona yaklaşmak zorundasınız. Yani kişiyi tanıyabilmek için veriye ihtiyacınız var. Ama bu verileri verirken de kişiye özel bir şekilde kullanmanız gerekiyor. Çünkü o kişinin istekleri başka birisi için de geçerli olmayabilir. Eda Hocam söz istiyor. Katıl Hocam sohbetimize hoş geldin. Şey yapmamız gerekiyor, pardon. Ben öyle el kaldıranları unmute etmem gerekiyor sanıyorum mu? Tamam. Yok, mute etmemiştim galiba hocam. Siz Tamam. kendinizi Yo, unmute ben edebilirsiniz. kendim açabildim hocam. Tabii ki. Şimdi böyle konuşuyoruz, konuşulanları dinliyorum da tabii bu işin uzun yıllardır içerisinde olan biri olarak da bir yandan da düşünüyorum. Şimdi teknoloji böyle anlatılanlardan bakınca birazcık daha bu işi halihazırda kullanan işverenler ve iş görenler tarafından yani üretici tarafından ele alınıyor. Ve elimizde bence yeterli veri yok ki biz tüketici bunu ne kadar istiyor konuşamıyoruz. Aslında farazi davranıyoruz şu anda. Yani insanlar teknolojiyi nereye kadar kullanmak istiyorlar? Tabii tüketici ayağında yani turist hani özelinde kendi alanımızda konuşursak bunun araştırmaları çok eksik. Biz
alandan olan insanlar, işte Senem hocam acentacılığın verdiği deneyimle, işte ben alanda insanlarla sürekli olduğum için şuraya kadar fayda sağları öngörebiliyoruz. Ama sonra işte sevgili Gamze'nin yaptığı sunumda da vurguladığınız gibi bir öngörünüz var. Diyorsunuz ki Z kuşağı kesinlikle tatilinde de teknolojiyi ister. Onu soruyorsunuz, hayır diyor. O, bence bizim alanda çalışma yapacak arkadaşların, araştırmacıların en çok bu soruya yanıt araması gerekiyor. Bu işin sosyolojik, psikolojik tarafı çok eksik. İşte ben bu teknoloji içinde olmasına rağmen insan görünümlü, insan gibi hareket eden robotlara tahammül edemiyorum mesela. Beni korkutuyor. Ben istemem öyle resepsiyonda öyle bir tip. Ya da hiç hayal edemiyorum Efes'in içinde öyle bir şeyler. Çünkü turizmin doğasını unutmamak lazım. Belki başka işlerde çok işe yarayabilir ama turizm bir deneyim ürünüdür hocam. Ve bu teknoloji o deneyimin kalıcılaştırılmasında, hatırlanabilirliğinde iş yapar gibi geliyor bana. Yine işi yapacak insandır. O hizmeti sunacak. Örneğin kendimden yola çıkıyorum. Ben bir turist rehberiyim. Dediğim gibi gittiğim her yerin noktasına virgülüne bakmam lazım. Şimdi Aynen. teknoloji öncesinde ne yapıyordum? Açıyordum önüme Türkiye haritasını. Evet. Karayollarına bakıyordum bir. Nereden giderim, ne yaparım, ne ederim? Notlar alıyordum ve bir torba dolusu kart vizitim vardı. Gitmeden önce de arıyordum otele. Bilmem neyi, onu bunu. Verileri Kendi topluyorsunuz. network'ümü kuruyordum tabii orada. Ama çok uzun bir iş. Çünkü hani bir tur öncesi hazırlık evresi var ya bizde. Aman yarabbim. İşte Lonely Planet gibi kitaplarla turistler oradaki yorumları okuyarak, daha internet falan hayatımızda bu kadar gelişmiş değil. Daha doğrusu var da mobile halinde değil. Yapılıyordu. Oradaki yorumlara bakıp orada işte pide yemiş şurada ben de gideyim yiyeyim. Aynı şekilde çalışıyordu yani hiçbir farkı yoktu. İyi ama anında güncel bilgiyi de paylaşamıyor olabiliyordunuz. Yola çıktınız, yabancı bir grupla geziyorsunuz. Her türlü can ve mal güvenliğinden sorumlusunuz. Ana güzergahta kaza var ve bunu ancak gittiğinizde görebiliyorsunuz. Daha kötüsü Nemrut Dağı'nın tepesinde kalp krizi geçirdi turistin biri. Ne Ya. yapacaksınız? Ya. Ören yeri her gün çalışmıyor. Genelde hafta sonları zaten müzeler kapatılmaz. Siz pazartesi gittiniz kapı duvar. Yaşamadık mı? Hepsini yaşadık. Ama şimdi teknoloji bize bunları diyor ki pazartesi gitme. Tur programı buna göre güncelle. Bak Aynen. kaza olmuş. Hatta işte navigasyona hala güvenmem. Yanlış yollardan gidip kısa yol diye olmayacak yerlere sokar çünkü sizi. Şimdi o hani tur planlamasında zamanı da yönetiyoruz. Birçok sorunu aynı anda çözmeye çalışıyoruz ya. Ben o hizmeti sunan olarak teknolojiden yararlanırım. Ama benim yerime turist gidip orada bakmak istemeyecektir hala da. Onu ben kullanmam gerekecek. Ben işin bu kısmına kafa yormak gerektiğini kendi alanım açısından düşünüyorum. Aynen öyle. O kadar nokta dışı yaptın ki Ece Hocam. Ben de bunu vurgulamak istiyordum zaten. Çok güzel bir şekilde de özetledin. Biz turizmciler olarak kullanacağız ama son kullanıcı olarak kullanacakların bazı limitleri olması gerekiyor. Çünkü onlar kullanmaya kalkıştığında çok ciddi turizm bilgisiyle birlikte hani ciddi sıkıntılar yaşayabiliyorlar. Ben de Ankara'da navigasyonun kesinlikle kullanılmaması gerektiğini anladım. Mümkün Hocam değil. tam tersini söyleyebilir miyim? Ben Ankara'da araba kullanırken eğer navigasyon olmasaydı kesinlikle kaybolurdum. Yani Yok yok, ben mesela yürüyerek. Benimki yürüyerek. tamam. Mesela şey var. Mesela ben hiç hayatımda böyle bir şey görmemiştim. Tünelin içerisindeyken bir sola gidiyor, yol bir sağa gidiyor mesela. Tünelin içinde hiç böyle bir şey hayal edememiştim mesela. Sağ olsun Melik Gökçek. Şimdi burada bazı şeyler var tabii ki. Aslında teknoloji çok iyi geliyor ama yeterince güncellenmiyor haritalar. Evet, hepimiz haritalardan bazı sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Bu arada Gamze Hocam bir şey söylemek istiyor. Buyurun hocam. Evet hocam, görüntüyü sesi açtım şimdi. Yani aslında aklıma sizin anlatımlarınızla şöyle bir soru da düşmedi değil Senem hocam. Şimdi hali hazırda Enis hocamla da bu Metaverse topluluğunda aktif olarak da çalışıyorsunuz ve Metaverse'ün getirecekleri daha öngörülebilmiş bile değil. Yani turizm açısından bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Artık
otele fiilen bırakın tatilde teknoloji kullanımını, belki tatile otele gitmeyeceğiz. Yani bir şeye ne bileyim pansiyona gidilmeyecek. Gözlüklerimizle bir otelin herhangi bir salonunda, havuz başında neyse avatarlarımızla tatil yapar moda geleceğiz belki de. Şimdi diyorsunuz ki mesela turizmde ve İşte bilgisayarcılar ve turizmciler, turizmin kendi iç dinamikleri var. Yani insanın olması gerektiği yerler var, olmaması gerektiği yerler var. Ama mesela işte Z kuşağına soru sorduğunuzda aldığınız cevaplar sizi de biraz şoka uğratmıştı, hatırlayın. Şimdi mesela o kuşak daha sonra işte artık ebeveyn olacaklar, onların yetiştirdiği başka kuşaklar. Belki de tatil anlayışı buna doğru yönelecek, çünkü insan değişiyor, insanın istekleri değişiyor. Haliyle metaverse kavramı hayatımıza girmeye başladı. Peki siz turizm olarak, turizm çalışanları olarak hazır mısınız buna? Yani aslında hazır olunmamasını istemediğiniz noktalar var, anladım burada, ama yani belki de artık bu anlamda sadece metaverse alanındaki bir otelde orada bir tatil yapılacak. Yani bu anlamda düşüncelerinizi ve buna hazır olup olmadığınızı merak ediyorum açıkçası. Sağ ol Gamze Hocam. Biz kesinlikle hazırız. Hiç yolda şey yok. %100 hazırız. Şöyle hazırız. Ona çok kestirmeden bir yanıt vereyim. İş hayatı değişmediği sürece, çalışma hayatı değişmediği sürece, yılda 20 gün izin değişmediği sürece biz ona hazırız. Çünkü insanlar ne yazık ki yılda sadece 20 gün tatile gidebiliyorlar. Ne zaman ki 2 ayda bir tatile gidebilir bir çalışma sistemimiz olur, o zaman Metaverse'e ihtiyacımız kalmaz. Ama 365 günün 20 günü sadece tatile gidiyorsak, kalan zamanlarda bizim motivasyon için, psikolojimiz için bu şekilde Metaverse üzerinden tatile gitmemiz lazım. Metaverse'deki tatil yerlerini mi o zaman pazarlamaya veyahut da tanıtmaya çalışacaksınız? Biz orası bizim için simülasyon yeri olacak zaten. Yani sonuçta bir antik kente gitmek istiyorsunuz, antik kente gideceksiniz. Bir otelin lobisinde oturup sohbet etmek istiyorsunuz arkadaşınıza, gidip lobide oturup sohbet edeceksiniz. Ama sonra realdeki o yere gidilmezse, o otele, o antik kente, o sadece orada olmak daha mutlu ederse insanları. O da mümkün, işte o da Black Mirror hikayesine geri döneceğiz o zaman. Evet. Hocam şey de var mesela, uzaya gittiğinizi hayal etseniz de tamam, böyle fiziksel olarak mümkün de mesela belki de zor gidebileceğim bir yer. Tabii Diyelim tabii ki hani. o 30 20 mesela neydi işte, Maldivler'de bir adaya gidelim diyordu eşim mesela, balayına. Şimdi oraya gidiş bile benim anladığım kadarıyla 1,5 gün falan sürüyor. Yani hani Aynen. böyle birkaç Aynen. şey aktarıyorsun falan. Yani istiyorsa ben onunla yani Metaverse'de Metaverse. tercih ederim şahsen. İşte böyle durumlar olacak. Yani Ben de uzayda ya da. Avustralya'ya gitmeyi çok istiyorum ama 27 saat sürdüğü için gitmiyorum. Ya da uzay hocam, Mars'a gitmek istemez misiniz yani? Evet, uzay mesela. Nida Hocam'ın da sorusu var. Buyurun hocam, ben unmute edeceğim, pardon. Hocam ben... Ha, açmış mısınız? Pardon. Evet. Pardon, buyurun. Buyurun. Ha, tamam, şu an sizi tam açtım tekrar. Şimdi hocam aslında Gamze hocam el kaldırmadan önce tam hem kaldırmak üzereydim. Aynı mevzulara geldik aslında. Şöyle bir şey sabah yaşadığımız bir olayı bir sohbetten kısacık bahsetmek istiyorum. Şimdi ben dönemin yorgunluğuyla birlikte bir de ben Gamze hocam bilir hani gezmeyi çok seviyorum. Ben yurt dışı turlarına gitmeyi çok seviyorum. Yani senede bir kere benim bir gezim geldi deyip ben turist olarak gezmeyi çok seven bir insanım. Şimdi ben en son 6 yıl önce yurt dışına çıktım ve bu süreç içerisinde hani 2 yıl bebek bir sürü şeyle Covid'le pandemiyle ben 2 yıldır doğru dürüst evden dışarı çıkmıyorum. Artık depresyonun dibine buldum. Benim tatilim geldi. Ay Metaverse'de çıkıyor. Acaba ben artık oturduğum yerden böyle dinlenmek için sanal dünyalarda gezebilecek miyim? Şimdi sabah böyle bir sohbet. Aa, evet Metaverse'de var. Şimdi mesela ben Enis hocamın da söylediği gibi Maldivlere gidip bir dalış yapmak isterim. Böyle bir hayalim vardır. Aa Maldivlere gider. Ya Maldivlere Metaverse'de gitsek ne kadar keyifli olur. Yok ya olmaz. Şimdi şöyle düşünüyorum. Böyle bir teknoloji çıkarsa da
bu teknolojinin bize pazarlanması nasıl olur? Aslında muhtemelen o kadar yüksek ücretleri olur ki bizim evlerde oturup bunu yapabilmemiz yerine yine fakirlerin gitmesi gerekir. Buna sahip olan hani bu teknolojinin satılırsa çok yüksek fiyatlara satılabilir gibi bir takım böyle şeyler üzerine konuştuk ama gerçekten dünya dönüşüyor ve bizim hani ben bunu düşündüğümde bunun beni çok da rahatlatmayacağını, benim illa fiziksel olarak hani gidip bu mekanları görmek isteyeceğim. Hani sokaklarda hiç tanımadığım şehirlerin sokaklarında kaybolmayı çok severim. Sürekli yeni bir şeyler keşfedebilirsin. Hani elinde şey olabilir, seni yönlendirecek. Öncesinde gidilmesi gereken yerlere bakarım ama bir de böyle akşam olur bir kaybolmak isterim. Bu duygular farklı aslında ama Metaverse'ün getirecekleri, turizmin bu anlamda dönüşümü gerçekten çok heyecan verici, bir sürü soru işaretiyle geliyor. Ben bekliyorum. Heyecanlı bekliyorum. Şimdi sizin söylemlerinizden şeyi bu yapay zekanın turizm içerisinde, hani ben dedim ya 6 yıldır bir yere gitmiyorum. Yapay zeka turizm sektöründe ne kadar hayata geçti onu da çok takip edemedim ama sizin söylemlerinizden, Eda Hocam'ın söylemlerinden aslında yine de birçok anlamda hayatımızı kolaylaştırmaya başladığını görüyorum. Bu anlamda teşekkür ediyorum ben size. Yani böyle tekrardan farklı bir bakış açısıyla bizi rahatlattınız diyeyim. Hocam, rica ederim. Ben sadece hemen bir izninizi istiyorum. Benim çıkmam gerekiyor. Bir sonraki oturumu başlatacağım. Herkese iyi günler. Siz devam edin. Buyurun. Çok çok sağ olun hocam. Nida hocam çok doğru bir şey söylediniz ama tekrar aynı şeye geliyoruz. Biz ne yazık ki her zaman tatile çıkabilecek bir nesil değiliz. Yeni nesil de bunun kavgasını veriyor zaten. Hayır diyor, ben istediğim zaman da tatile çıkmalıyım, istediğim zaman da dinlenmeliyim, istediğim zaman da çalışmalıyım. Ama bize öyle bir şans yok. Yani siz diyorsunuz ya 6 yıldır gidemedim. Dün ben de bir öğrencimle aynı konuyu konuşuyordum zaten. Şu an dedim çok yoğunsun değil mi dedim. Evet dedi, çok yoğunum dedi. Tatile gidebilecek misin dedim. Yok gidemem hocam dedi. Şimdi ara tatil var ya, çok yoğunum gidemem dedi. Hani bizler ne yazık ki, evet Cem senden bahsediyorum. Cem de oradan gülücük atıyor. Cem'le konuşuyorduk dün bunu. Çok yoğunluk olduğu zaman paranız olabilir ama vaktiniz olmayacak. Bu sürede gene ihtiyacınız olacak. Yani bu ihtiyacı gidermek için bir yere ihtiyacımız var. Eğer gidermezsek dediğiniz gibi depresyona girecek, psikolojimiz bozulacak, moralimiz bozulacak. Bu psikoloji, fizyolojik bir sıkıntıya bile dönebilecek. Çünkü bir süre sonra sıkışmışlık hissi insanda kötü hisler yaratacak, kötü şeyler yaratıp farklı hastalıklara dönebilecek ondan sonra. Onun için Metaverse ve benzeri önümüzdeki süreçteki uygulamalarımızda, sanal gözlük, XR uygulamalarımız, mixed teknoloji uygulamalarımızın hepsi esasında 365 günü değerlendirmek açısından nasıl daha iyi değerlendiririz? İşte bir televizyonun karşısına geçip oturmaktansa bir müzeyi akşamleyin hep birlikte gezsek, işte veyahut da hep birlikte bir konsere gitsek ve belki hep birlikte gitme şansımız yok çünkü aynı anda tatile çıkamayız. Ama Metaverse'de hep birlikte tatile çıkma ihtimalimiz olabilir. Onları değerlendirme şansımız olacak ileride. Ama bütün bunlar için bizlerin neye ihtiyacımız olduğunu keşfedip ve ona göre hazırlıklar yapmamız gerekiyor. Şimdi pandemi bize çok güzel şeyler öğretti. İhtiyaçlarımızı öğretti daha fazla. Eskiden hep tur operatörleri, oteller veyahut da restoranlar sizin ihtiyacınızı düşünüp onu vermeye çalışıyordu. Siz de arayıp bulmaya çalışıyordunuz. Şimdi işler değişti. Şimdi artık ihtiyacınızın ne olduğunu biliyorsunuz ve onu net bir şekilde söylüyorsunuz. Bu... Hocam aslında kısacık ışınlanma gibi geliyor. Işınlanmanın farklı bir versiyonu gibi geliyor şu an bana. Çünkü hani fiziksel olarak ışınlanmanın mümkün olmadığı şu anda, hani fiziksel olarak bedenimizi bir yere taşıyamayacağız ama bu sanal dünyada aslında kendimizi
anında istediğimiz yere konumlandırabilecek gibi görünüyoruz ve evet. Hani bunu kendi başımıza da yapmak zorunda değiliz. Etrafımızda sevdiğimiz dostlarımızla, arkadaşlarımızla işte bunu sanal bir ortama taşıyabilmek. Ben şeyi çok merakla bekliyorum. Hani bu bize ne hissettirecek? O duyguyu aktarabilecek miyiz? Onu çok merakla bekliyorum. İşte o da bir yıl sonra hocam. İnşallah laboratuvarımızı şimdi kurup testlerimizi yapmaya başladıktan sonra 1 ila 2 yıl içinde biz sonuç almayı planlıyoruz bundan. O sonuçları elde etmeye başladıkça paylaşacağız. Bir sonraki toplantıda inşallah. Teşekkürler. Hocam çok teşekkür ediyoruz. El kaldıranlar da var ama saat 15 itibariyle bizim yeni bir etkinliğimiz daha var. Enerji ve yapay zeka diye. Hani müsaade ederseniz bu oturumu burada sonlandıracağım. Sorusu olan katılımcıların özelden size ulaşmaları için mail adresinizi chat kısmına yazarsanız hocam sevinirim. İleride de tekrarlarız her zaman için. Kusura bakmayın, bir etkinlik daha olduğu için, yoksa bizim için süre sıkıntı değil, sabaha kadar konuşmayı sohbet etmeyi isteriz ama diğer konuğumuzu da bekletmeyelim. Çok teşekkür ederiz Senem Hocam verdiğiniz kıymetli bilgiler için. Çok memnun olduk. İnşallah daha ilerleyen zamanlarda hem yapay zeka hem Metaverse grupları olarak birlikte ortak çalışmalara, ortak platformlarda bir araya gelip ortak çalışmalarımızı anlatacağımız daha çok bu türlü etkinlik düzenleriz. Katıldığınız için herkese çok teşekkür ediyoruz. İyi günler dileriz. Şimdi enerji ve yapay zeka sunumumuz var. Onun linkini de yine isterseniz buradan chat kısmından da paylaşabiliriz ama poster üzerinde de vardı. Enerji ve yapay zeka oturumunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çok teşekkürler hocam. Teşekkürler. Hoşçakalın.